Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın ters. Abone! Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Beni... Alo! Hoş geldin okulun millet. Kemal'in Ferdi değil kebapçı lokantası. Türkiye'de olsaydı. Oyunu dedik sıçırttı, ikisi dedik bez taktırdı. Şimdi gelmiş filmimiz çıktı diye bağıran Ferdi abinin mekanı, ilk başta hadi lan oradan desek de yemin ederim adamlar hiç yemeden içmeden sıçmadan bizim elemanların kıllarının boyutuna kadar düşünmüşler. Mekanı dememe bile gerek yok herhalde. Mike diye hitap edilen Mehmet abimiz sanki bizim ülkede yaşıyormuş gibi habere iş değiştirip duruyor. En sonunda işsiz kalan gariban Mehmet her gece rüyasında ormanda olsun diye tavana bakıyor. Kulaklıkla Enes Batır Dolunay dinliyordu. Allah'ın her günü bebe haliyle piknikte anasıyla danasıyla köfte ekmek yerken kardeşinin kaçırıldığını fark ediyor. Ondan sonra Trendyol reklamı gibi arada kesiliyor. Abinin bu rüyaya gitmesinin iki sebebi olabilir. Ya kardeşini kim çaldı diye hatırlamaya çalışmak ya da kıymaya gelen son zamdan sonra köfte yemeyen abinin bari rüyamda yiyem demesi. Garibanım.net'ten iş bulmaya giden abimiz Ferdi'nin mekanı için iş teklifi alıyor. Ama neymiş geceleri çalışamaz. Yazmış beyefendi. Ulan 12'den 6'ya kadar oturacaksın, başka bir şey yapmayacaksın. Şu teklifi Türkiye'de sunsalar 3 yaşındaki Ebu Bekir bile çalışmaya gider. E tabi baktı simit ayran 20 liraya geçmiş, mecbur yapacak. Daha yapacak demeye kalmadan adam zort dedi uyuyakaldı. Bir bak bakayım cüzdan telefon yerinde mi? Bizim burada cüzdan değil donunu bile bulamazsın. Mehmet baktı dün bir şey olmadı. Almış ormanını takmış dolunay mix'i fosur fosur uyuyor. Şu rahatlığı Türkiye'de yap gıçına tekmeyi basmazlarsa ben bir şey bilmiyorum. Mehmet bir bakıyor polisi mekan basmış. Ulan kapalı mekana bile polis geliyor. Sanasın Ankara'da kaçak pavyon açtık ha. Sonraki gece Mehmet buçuk kardeşiyle mekanı gittiklerinde Mehmet orada çalışıyor. Çalışırken kardeşi iftar çadırında uyuyacakmış. Sanki çok marifetli bir işi var da bir de küçük bebeği getiriyor. Biz üçüncü gecede gıçımızı nasıl kurtarırız diye düşünürken Mehmet abi çok rahat bir şekilde geceleri osur uyuyor. İstersen yarın konu komşuyu getir abi. Böbrek kısır mısır pijama partisi yapalım. Mehmet abi bir bakıyor. Bebeği yok. Bizimkiler toplamış bebeğiyle oyun oynuyor. Yazıklar olsun be Ferdi. Bize gelince vuruyorsun kırbacı. Bebeği gelince yumuş ayıdan farkın olmuyor. Allah razı olsun be abi. Mehmet bunları böyle görünce bir altına sıçmadı değil. Vallahi birader ben böyle bir şey göreceğim. Ver fabrikaya çalışsınlar. Kişi başı 10 bin kazansalar altın tuvalette sıçardım. Bizim bebe tam çıkarken... Abi siz şunu alın birer kola içersiniz olur mu? Bize gelince kıçımızı başımızı ısırırlar. Kıza gelince hoş geldin beş gittin. İlla kız mı olak lan ölmemek için. Hayır biz dördüncü gecede evimizi tersten görürken bunlar dördüncü gecede düğün sandalyesinden kale yapıyorlar. Ay çok güzel oldu. Aynısını bizde de yapsanıza çükülükler. Bizim bebe davşanın gitarını ellerken bir çarpılıyor. 2 saat ayağa kalkamadı. Aynısını yapacağım bilgisayarına. Gelen misafir çocuğu ellerse kıçı başı yer değiştirsin. Mehmet bunu görünce tövbe etti bir daha kızı getirmedi. Ferdi de sen misin kızı getirme? Kız bir bakıyor. Bizim Ferdi olmuş taksici. Taksi lazımdır abi. Yolla bir taksi yolla. Bunlar kızı öbür tarafa gönderecekken Mehmet abi döner bıçağıyla mesela yani çarpılma tabancasıyla elektrik faturasını hatırlatarak robotu bayıltıyor. Tam kaçıyorlar. Chucky'nin Kekstra kadar keki Mehmet'e saldırıyor. Ya Allah'ını seversen. Sen bundan dayak yiyorsan bağcılardaki kavgaların yanından bile geçme. Ya bir tane tekme atacaksın lan bir tane. Dünyayı kurtar demedik. Mehmet abi dilenci taklidiyle tam kaçarken pilav yapmaya gelen sünnetçi gibi mekana giren mahalle köşelerinde diye bağıran köko çocuğu spagetti dayı gelmesin de. Allah belan. Oğlum böyle bir şeyle kavga ederseniz her türlü bu kazanır. Resmen Pitbull'a Ekmek Reis'in kavgası bu. Bizim spagetti demesin mi? Senin arkadaşını vinç aldım.
Şu an bir de paspas yapıyor. O sıra polis abla çekmesin mi tabancayı? Bizim dayı maskeyi bir çıkardı. Garibanın noktanetten Cumali. Bu da onun kızıymış. Hani acık içine aşk katsalar al sana Türk dizisi. Bizimkiler dayının gerçek yüzünü görünce abi çektikleri Cumali dayı bir sıkıştırdılar. Medine dilencisine çevirdiler. Dur bir dakika. Oğlum hiçbir adama vurmamış ki. Çeki salmış keki. Tek lokmada ciğeri kapmış namussuz. Zaten o da nasıl bir şeyse sokak köpeğinden tehlikeli. Biz Türkiye'de pitbull görünce yolumuzu değiştiririz. Bunu görsen direkt şehir değiştiririm. Aynı tatlı şeysin sen öyle. Sokak köpeği canavar. Filmde korku yoktu zaten. Direkt hikayeye dayalı güzel bir film olmuş. Peki bu film Türkiye'de olsaydı ne olurdu bir bakın. Filmde gördüğümüz şu boş mekan var ya. Millet orayı hayatta boş bırakmaz. Yerdeki halı bile söker alırlar yemin ediyor. Mehmet abi Türkiye'de olacak imkanı yok habire aynı rüyayı göremezdi. Kafasını yastığa koyup da ödenecek fatura ve taksileri düşünmeyen Türk insanını hayatta bulamazsınız. Adamlar robot görüyor şaka sanıyor. Biz robot görüyoruz 3 harfli kaçmış diyor. Zaten bizim milletimiz bunu gördüğünde şaşırmaz. Hurdacıya versem kaça gider hesabını yapar. Evet gençler umarım beğendiğiniz bir eleştiri olmuştur. Tiki! Faturayı mı ödemedin? Ger kadın işkembesi! Vallahi abi bunu sigortalar yenmiş. 500'e işinizi görürüz. Duydun mu lan Totoş? Durduk yere 500'ü soktun bir tarafımıza.